أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programının bugün inşallah 110. bölümündeyiz. 110. bölümde El Kısmul Mi'e Vel Aşer 110. bölümde bakalım ne göreceğiz. Bir çocuk Mescid-i Harem'de Kur'an okuyor. Burası Kabe-i Muazzama'nın çevresindeki mescidimiz. Mescid-i Harem'de Kur'an okuyan bir çocuk var. Ve ne diyoruz? Kara'e. Kara'e okudu. Kara'e okudu. Ahmet okudu. Kur'an okudu. Evet. Kara'e Ahmet Kur'anen. Ahmet Kur'an okudu. Tam karşılığı ne oluyor Türkçe'ye? Okudu Ahmet Kur'an. Değil mi? Böyle kelime kelime çevirirsek okudu Ahmet Kur'an diyoruz ama cümle olarak nasıl diyeceğiz? Ahmet Kur'an okudu. Peki burada kelimeleri tek tek görelim. Kelimeleri görelim. Kara'e nedir? Fiildir. Fi'lun. Fi'lun fiil demek. Yani iş anlatıyor değil mi? Okudu. Geldi, gitti, yazdı. Bunlar hareket anlatıyor. Bir oluş anlatıyor. Bir durum anlatıyor. Fiildir. Kara'e fiildir. Peki bu fiili yapan kimdir? Ahmet'tir. Değil mi? Bu fiili işleyen, bu fiilin faili Ahmet'tir. Dolayısıyla Ahmet'e ne diyeceğiz? Fail. Fail diyeceğiz. Fail nedir? İşi yapan. İşi yapan. Dikkat edersek fiilin yanına ne getirmişiz? Bir elif getirmişiz. Fail. Elif getirince ne oluyor? O işi yapan oluyor. Fail yapan demek. Peki Kur'an'ın ne oluyor? Peki burada Kur'an'ın ise yapılan. Yani mef'ulun bih. Mef'ulun bih. Fiilin üzerinde gerçekleştiği şey. Fiilin etki ettiği şey. Fiilin etkisine ulaştığı şey. Fiilden etkilenen şey, fiille yapılan şey. Peki mef'ul neymiş? Üzerinde fiilin gerçekleştiği şey. Mef'ulun bih diyeceğiz buna. Mef'ulun bih onunla yapılan veya fiilin tesir ettiği, fiilin etkilediği şey. Peki başka bir örnek görelim. Burada kız çocuğu Meryem ne yiyor? Batıh yiyor. Batıh nedir? Karpuzdur. Ekelet yedi. Yedi. Neden sonuna T getirirdik? Müennes olduğu için. Müenneslerde fiilin sonuna cezimli bir T geliyor. Ekelet Fatıma, ekelet Meryem, ekeletil bintu değil mi? Meryem yedi, batıhan karpuz yedi. Karpuz yedi. Peki burada fiil hangisidir? Ekelet. Evet, ekelet fiildir değil mi? Fi'lun. Peki fail hangisidir? Meryem'dir. Evet, Meryem ise faildir. Meryem faildir. Fail neydi? Yapan. Evet, fiili yapan, işi yapan faildir. Hani faili meçhul deniyor ya. Ne demek faili meçhul? Yapanı bilinmeyen. Değil mi? Meryem faildir. Peki fiilin etkilediği şey nedir? Veya üzerinde gerçekleştiği şey nedir? Mef'ulun bih. Değil mi? Batıhan da. Batıhan da mef'ulun bihtir. Yenmiş. Ne yenmiş? Yenen şey nedir? Karpuzdur. Dolayısıyla o fail olamaz. Fail olamaz. Fiil de olamaz. Ama fiilin üzerinde gerçekleştiği şeydir. Veya fiilin etkilediği şeydir. Dolayısıyla ona biz ne diyeceğiz? Mef'ulun bih. Peki başka bir örnek görelim. Burada doktor ilaç yazıyor. Ketebe yazdı. At-tabibu. Doktor deva'en ilaç. Doktor ilaç yazdı. Burada fiil hangisidir? Ketebedir. Evet, ketebedir. Ketebe fiildir. Yani yapılan iştir. Peki işin yapan kimdir? Fail yani tabiptir değil mi? Tabip işin yapan kişidir. Tabip faildir. Çünkü ketebe işini o yapmış. Peki ketebe ile yapılan şey nedir? İlaç yazmak. İlaçtır. O da mef'ulun bih. Buna alışacağız. Mef'ulun bih. Fiilin etkilediği şey.
veya fiilin üzerinde gerçekleştiği şey mef'ulun bih. Peki başka bir örnek görelim. Dikkat edersek fail hep ötreli geliyor. Mef'ul ise hep üstünlü geliyor. Değil mi? Bunu inşallah göreceğiz. Peki başka bir örnek görelim. Burada halakal hallak, halaka tıraş etti. Hallak neydi? Berber. Şa'ran, evet. Şa'r, saç. Berber saçı tıraş etti. Evet, berber saç tıraş etti. Fiil ne burada? Halak. Halaka. Orada ha, dikkat ediyoruz ona değil mi? Halaka fiildir. Fi'lun iş, fiil. Peki fail kim? İşi halak. Yapan kim? Hallaktır değil mi? Fail hallaktır. Peki yapılan iş, işten etkilenen şey, üzerinde iş yapılan şey? Şar değil mi? Saç. Saç. Tıraş neyin üzerinde gerçekleşmiş? Saçın üzerinde gerçekleşmiş. Veya tıraştan etkilenen şey nedir? Saçtır. O zaman o da nedir? Mef'ulun bih. Mef'ulun bih diyoruz. Peki neye dikkat edelim? Fail yine ötreli. Mef'ulun bih ise üstünlü değil mi? Ona dikkat edeceğiz. Peki burada aslan değil kaplan su içiyor. Şeribe içti. Ennemru kaplan maen su. Kaplan su içti. Peki bu isim cümlesi mi fiil cümlesi mi? Fiil cümlesi. Neden fiil cümlesi? İsim. Fiille başlıyor. Fiille başlıyor. O yüzden fiil cümlesidir. Yani şimdiye kadar saydığımız bu örneklerin hepsi zaten fiil cümlesiydi. Peki burada fiil ne o zaman? Şeribe. Fiil. Evet, şeribe fiildir. Fi'lun. Peki bu fiili kim yapmış? Kaplan yapmış. O zaman bu işin faili belli. Faili meçhul değil. Faili bulunmuş. Faili belli. Zaten fotoğrafla tespit edilmiş. Nemir nedir? Faildir. Kaplan faildir. Peki fiil neyin üzerinde gerçekleşmiş? Maen. O da nedir o zaman? Mef'ulun bih. Diyoruz. Yine neye dikkat ediyoruz? Fail ötrelidir. Mef'ulun bih ise üstünlüdür. Peki başka bir örnek görelim. Kapıyı açtı. Kız kapıyı açtı. Fetahat. Açtı. Fetahat açtı. Peki neden kesre var? Müennes'tir. Kesre. Hayır müennes ama fetahti demiyoruz. Fetahat diyoruz. Fakat geçerken eliflam takısı var. Değil mi? Eliflam takısı olduğu için mecburen kesreyle geçmek zorundayım. Fetahatil bintu. Ama ayrı ayrı okursam fetahat el bintu da diyebilirdim. Fetahatil bintu baben. Kız kapıyı açtı. Bab ne? Kapı. Fetahat açtı. Peki erkek çocuk açsaydı ne diyecektik? Fetaha. Sonunda T yoktu değil mi? Evet. Fetahatil bintu baben. Kız kapıyı açtı. Fiil ne burada? Fetahti. Evet. Fetahat. Fetahat fiildir. Fi'lun. Çünkü yapılan iş o. Peki fail kim? Fail ne? Bintu kız. El bintu değil mi? El bintu faildir. Çünkü işi o yapmış. Peki üzerinde iş yapılan şey veya işten etkilenen şey? Baben mef'ulun bih. Evet. Baben mef'ulun bih. Mef'ulun. U'yu çekiyoruz. Mef'ulun bih. Değil mi? Evet. Baben mef'ulun bih'tir. Çünkü fiilden etkilenen şeydir. Fiilin üzerinde gerçekleştiği şeydir. Evet. Yine dikkat ediyoruz. El bintu ötrelidir. Fail sürekli ötreli. Baben nedir? Baben üstünlü. İster iki üstünlü, ister tek üstünlü. Ama üstünlü. Peki başka bir örnek görelim. Doktor muayene etti. Ne diyeceğiz? Fahasa muayene etti demek. Fahasa tabib, doktor muayene etti. Meridan hastayı muayene etti. Fahasa tabib meridan. Fiil ne burada? Fahasa. Çünkü iş o. O fahasa nedir? Fiildir. Fi'lun. Peki bu işi kim yapmış? Tabip yapmış. O da faildir. Fail yapan demek. Peki işten etkilenen kim? Meridan hasta.
O zaman ona da ne diyeceğiz? Mef'ulun bih. Evet, yine bakıyoruz. Failimiz ötreli gelmiş. Mef'ulun bih ise üstünlü gelmiş. Peki başka bir örnek görelim. Aşçı yemek pişirmiş. Güzel yemekler pişirmiş. Peki ne diyeceğiz? Tabaha aşçı pişirdi. Tabaha pişirdi. Tabbah aşçı. Taamen taam ne? Yemek. Yemek. Evet. Tabaha tabbahu taamen. Aşçı yemek pişirdi. Fiil ne burada? Fiil tabaha. Evet, tabaha fiildir. Fi'lun. Peki kim yapmış işi? Aşçı yapmış. Aşçı yapmış. O zaman ona ne diyeceğiz? Tabbahun. Evet, fail. Değil mi? Fail. Faili belli yani. Peki işten etkilenen şey veya işin üzerinde gerçekleştiği şey de nedir? Taamen. Ona da ne diyeceğiz? Mef'ulun bih. Mef'ulun bih diyoruz. Burada kız çocuğu var ve alimet. Ne demek alime? İlim. Yani, bildi. Bildi. Değil mi? İlim bilmektir diyor Yunus Emre. Alimet bildi. Neden sonra T getirdim böyle cezimli? Müennes olduğu için. Kim bildi? Zeynep bildi. Zeynep bildi. Neyi bildi? Harfi bildi. Peki fiil ne burada? Alimet. Evet, alimet fiildir. Zeynep. Fiilun. Zeynep nedir? Faildir. İşi yapan olduğu için faildir. Zeynep işi yapandır, faildir. Peki harfen. İşten etkilenen şey nedir? Harfen. Mef'ulun bih veya işin üzerinde gerçekleştiği şey mef'ulun bihtir. Harfen. Zeynep harfi bildi. Peki Zeynep fail olduğu için ötreli. Değil mi? Mef'ulun bih de üstünlü. Ona dikkat ediyoruz. Burada önünde paralar var. Bayağı bir parası var sanırım. Böyle saymış. Ne diyeceğiz? Hasibe saydı. Yusuf. Nukuden paraları saydı. Nakit diyoruz. Nakit oradan geliyor. Nakit aslında aslı kaftır. Nukut para demek. Paralar. Hasibe hesapladı, saydı. Hasibe saydı. Yusuf. Kim saydı? Yusuf saydı. Peki fiil ne burada? Fiil hasibe. Hasibe fiildir değil mi? Hasibe çünkü yapılan iş hasibedir. Fiilun. Kim yapmış? Yusuf fail. Yusuf faildir. Peki ne yapmış? Para saymış. Saydığı şey nedir o zaman? Mef'ulun bih. Nukut mef'ulun bih. Paralar veya flus da diyebilirdik. Flus nedir? Para, o da para. Lira nedir? Lira, o da para. Peki. Yusuf'u diyeceğiz değil mi? Yusuf'u. Peki. Burada biri diğerine yardım ediyor. Yardım ediyor. İtekleyerek yardım ediyor. Ne diyeceğiz? Nasara yardım etti. Nasara yardım etti. Zeyd Bekren. Kim kime yardım etti? Zeyd Bekir'e yardım etti. Peki nereden anlıyorum Zeyd'in Bekir'e yardım ettiğini? Hareketlerinden anlıyorum. Ötreli. Çünkü hangisi ötreliyse işi o yapmıştır. Değil mi? Mesela Nasara, Zeyd'en, Bekrun deseydik işi kim yapmış olacaktı? Bekir yapmış olacaktı. Zeyd faildir. Zeyd faildir. Bekir ise mef'ulün bihtir. Nasara fiildir. Evet, Nasara fiildir. Fi'lun. İşi yapan kim? Zeyd. Fail. Nereden anlıyorum onu? Ötresinden anlıyorum. Ötresinden anlıyorum. Evet. Faildir. Zeyd faildir. Peki işten etkilenen kimdir? Bekir'dir. Bekir'dir. Mef'ulün o da mef'ulün bihtir. Mef'ulün bih. Peki. Hasan yardım etti deseydim. Nasara Hasan Bekra. Güzel. Devam edelim. Halakallahu semavati vel ard. Allah yer ve göğü. Gökler. Semavat ne? Gökler. Ard ne? Yer. Ard yer. Gökleri ve yeri halk etti. Yarattı. Halaka ne? Halaka? Yarattı demek. O zaman fiilimiz ne? Halaka. Halaka fiildir. Peki. Fail. Allah yaratan. Yaratandır. Allah değil mi? Allahu Teala faildir. Peki işten etkilenen veya işin üzerine gerçekleştiği şey? Semavat vel ard. O da nedir? Mef'ulün bihtir. Mef'ulün bihtir. Peki demek ki fiil cümlesinde fiil var, fail var.
bu ikisi mutlaka olmak zorunda. Yine çoğu zaman mef'ulün bih de olmak zorunda diyoruz. Evet değerli izleyiciler, böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde farklı konu ve farklı örneklerle buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.